bu gecenin anlam ve önemine göre eserler seçtik. Sırasıyla Fakiri Baba'dan, ondan sonra Zülali Baba, sonra da Mudavi Baba'dan birer eser. Ve sizleri selamlayacağım. İyi akşamlar. Dinlemeler. Valla bu alkışa ben 40 senelik, 45 sene bu sanata hizmet verdim. Ben böyle alkışa çalmam yani. Yani sizin aranızda, sizin dedelerinizden eser okunacak. Onların ruhları şad olsun. Aramızdadırlar zaten ruhları. Onlara göre alkış olsun yani. Şimdi Fakir Baba bakalım ne demiş. Beşeriz biz de, ne kadar profesyonel olsak böyle sazla bize azizlik yapıyor. Evet. Efendim Zülali Baba Bursa'da yaşadığı bir hikayenin türküsünü okuyacağım. Bursa'ya gelir, yolu düşer. Bursa'da bir sazcıya uğrar. Sazcı Erzurumlu. Zülali Baba'nın ismini duyunca, aşık olduğunu duyunca hürmet eder. Bu aşık nereli der? O da aşıkça cevap verir. Bakalım Bursa'da yaşayan Posoflular, Ardahanlıların adına nasıl bir şey söylemiş. Söyleyeyim mi? Hocam buna bak.
hicrana düştüm. Mecnun oldum medet Mevla diyerek, İmdada gelen yol Subhan'a düştüm, Subhan'a düştüm, Subhan'a düştüm. Bülbül oldum kaldım gül havasında, gönlüm feryat eder can kafesinden. Diyarı gurbette el kapısında sanarsın, sanki baykuş gibi virana düştüm. Yarı gurbette el kapısında, sanki baykuş gibi virana düştüm, virana düştüm, virana düştüm. Beni kan ağladır diyarı gurbet, ayrıldım vatandan bir yana düştüm, bu yana düştüm, bu yana düştüm. Gurbet ateşidir yanıyor canda, yanıyor candan, meğer ayrılık varmış insandan. Yakup gibi ağlar oldum Kenan'dan, oğlu Yusuf gibi zindana düştüm, zindana düştüm, zindana düştüm. Bakın Zülal Baba bu dörtlükte de sizi memlekete götürecek. Çayı gibi çağlar gözlerim, baba Tuna çayı gibi çağlar gözlerim. Sanarsın deryayı ummana düştüm, ummana düştüm, ummana düştüm. Evet, bir uzun hava bir de kırık havayla Mudavi Baba'yı da rahmetle yad edelim, bakalım ne demiş. Ey Allah'tan korkmaz kulun zalimi, Tanrı zalimi, sinem büryan eden sen değil misin, sen değil misin? Hiçbir gün sordun mu nasıl halimi, nasıl halimi? Gözyaşım kan eden sen değil misin, sen değil misin? Hiçbir gün sormadın nasıl halimi, gözyaşım kan eden sen değil misin, sen değil misin? Thank you.
haberken aşkı saldın aynıma. Hicran okun yerleştirdin beynime. Benim diye yadlar soktun koynuma. Büsey ihsan eden sen değil misin? Sen değil misin? Unuttun mu canan sohbeti demi? Yükledin dalıma derd ile gamı. Akıbet perişan kıldın mudamı? Terki vatan eden sen değil misin? Sen değil misin? Akıbet perişan kıldın mudamı? Terki vatan eden sen değil misin? Sen değil misin? Evet, saygılarımla üç büyük ustadı sözleriyle burada bugün ben 45 yıllık sanat hayatımda ustamalı çok ender söyleyen bir ozanım. Kendi eserlerimi en çok söylerim. Çünkü ihtiyaç duymam ama bugün sizler için Zulalı Baba, Mudami Baba ve Fakiri Baba'dan birer eser becerdiğim kadar söyledim. Lütfen kabul buyurun. Saygılarımla. Ozanımız Mustafa Hacı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi yine kardeş ülkemiz Kırgızistan'dan güçlü sesi, güçlü yorumu ile Güliran Kasımkulova size bir eserini yorumlayacak. Buyurun efendim, sahne sizin. Alkış bu kadar mı? Merhabalar. Değerli Bursa kardeşlerim, Bursa arkadaşlarım, sizleri Kırgızistan'dan, Tangra Dağları'ndan, Ala Dağları'ndan, Ata Topraklarından selam olsun. Bağım deli kanat oldu de.
Kuliner Kasım Kloya teşekkür ediyoruz. Şimdi yine kardeş ülkemiz Kazakistan'dan güçlü ses istiyorum. Asem Recep sizler için bir eser yorumlayacak. Buyurun efendim, sahne sizin. İyi akşamlar hepinize. Sizlere kardeş ülke Kazakistan'dan, Altay Dağları'ndan, Ata topraklardan, Yesevi Baba'nın, Korkut Ata'nın vatanından selamlar. Thank you.
Efendim öncelikle özür diliyorum. Beklettim sizleri ama içeride haberim olmadığı için hemen koşarak geldim. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Uzaktan yakından gelen herkese sevgiler, saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu dünyadan gerçek dünyaya göç etmiş bütün halk ozanlarımıza gelsin güzel alkışlarımız. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Yalan dünyada kalan ozanlarımıza da Allah uzun uzun ömürler versin. Sağ olun, var olun efendim. Savurdun külünü de duman eyledin.
istiyorum. Duramadığı için göremedim tam olarak. Özür diliyorum. Gerçekten alkışlarınız bu güzel eserleri yazanlara gelsin. Size zahmet olmasın. Şöyle. Çok özür dilerim. Şöyle tutarsanız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yolunda buluştu. Aldım Pir Sultan'ın toplum aşkına.
Şenlik Meclisi'nde dündar oluştu. Evet, Ankara'dan katılan Karslı Aşık Selahattin Dündar'ı davet ediyorum. Gezdim dünyayı dolaştım, ne güzeldi bizim eller. Benzediğini bulamadım, ne güzeldi bizim eller. Bizim eller, bizim eller, ne güzeldi bizim eller. Bizim eller, bizim eller, ne güzeldir bizim eller. Mevsimi birden yaşar, mert yiğidi güzeli var. Ne güzeldir bizim eller, bizim eller, bizim eller. Ne güzeldir bizim eller, bizim eller, bizim eller. Ne güzeldir bizim eller. Thank you.
bayrağı serimizde, vatan aşkı gönlümüzde, türküleri dilimizde, ne güzeldi bizim iller. Bizim iller, bizim iller, ne güzeldir bizim iller. Bizim iller, bizim iller, ne güzeldir bizim iller. Dündar uçan kuşum olsam, yazım olsam, kışım olsam, bir dikili taşım olsam, ne güzeldir bizim iller. Bizim iller, bizim iller, bizim iller, bizim iller, ne güzeldir bizim iller. Bizim iller, bizim iller, çok güzeldir bizim iller. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Evet, o güzel illerden çıkan üç büyük üstad, Fakiri Baba, Zülali Baba ve Müdami Baba. Onları saygıyla selamlıyorum. Ve sizlerin burada bulunmuş olmaları eminim onların aziz ruhlarını şad etmiştir. Buralarda bir yerdedirler, onu çok iyi biliyorum. Onların ruhu şad olsun, sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, koşa sazımda, sazımın adı koşa saz çifti demektir bilindiği gibi. 1974'ten beri projesi bana ait. Halbuki renk olsun diye değil de üst taraftakiler, üst taraftaki sazım tar akordudur. Alttaki Anadolu havasıdır. Anadolu havalarını alttaki sazımda, bizim terekeme Azeri havalarında üst sazımda çalıyorum. Tar akordu olduğu için, ama fantazi dediğimiz izleyicinin dikkatini daha çok toplasın diye, fon değişikliği de olsun diye alt üst biraz önce elimle geçtiğim gibi yine yapacağım. Bu şekilde fantazi adını vereceğimiz şeyleri yapıyoruz. Şimdi herkese ayrılan süre içerisinde ben de süremi düzgün değerlendirmek istiyorum. Fakiri Baba'dan bir şiir okuyup huzurlarınızdan ayrılacağım. Ve hem bağlamamla hem de üstteki sazımla kendimin de bir anlamda net olarak vereceğim tonlarla sizlere huzurlarınızdan ayrılacağım Fakiri Baba'nın bir şiiriyle. Meşakkatten bir gün görmedim, büsbütün yerlere çaldı ağlarım. Zalim hoyrat, kastın neydi bana?
bir ateş düşürdün bu şirin cana. Melul mahzun kaldım ben yana yana. Yar ateşi cana girdi ağlarım. Bu dert bende derin yaralar açar. Gönül bahçesinde bülbüller uçar. Kalbimde saklı yar elinden kaçar. Bu haber aklımı yordu ağlarım. Fakirim der benden nigar neyleyim. İnem aşkın deryasını boylayım. Derdim çoktur hangisini söyleyeyim. Felek beni taşa vurdu ağlarım. Felek beni taşa vurdu ağlarım. Felek beni taşa vurdu ağlarım. Alkışlarınız onların ruhuna gitsin. İki tespitimi söyleyip huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Bir öğretmen olarak tespit ettiğim Fakiri Baba'nın arı duru dili, şiirindeki arı duru dili. Bu yazmış olduğu şiir sevgiliye değil aslında. Ahıska gülüdü gitti, ehli dilidi gitti. Söyleyin Sultan Murad'a İstanbul kilidi gitti diyen o yürek yarasıdır yar dediği. Birincisi çok arı duru bir dil kullanmış olması. İkincisi de çok yeni, o gün içinde bugün içinde çok yeni ve aklı zorlayan, zihni zorlayan, herkesi zorlayan yeni tanımlar çıkarmış olması. Bir cümleyle döktüğünde biraz önce söylediğimi hatırlatıp huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bu haber aklımı yordu neylerim? Aklın yorulması ne demek? Buyurun düşünün, saygılarımla. Aşık Selahattin Dündar'a teşekkür ediyoruz.